seyrederiz. Yine memleketi, yani memlekete gelmiş kadar seviniriz. Eşi dostu hepimiz aynı bir arada gözükürüz. Sağ olun, var olun. Yani ne mutlu bize yani. Hoş geldiniz. Biraz hele ricam buyur. Çok konuşmayın. Dedeciğim. Evet. Sağ olun, var olun. Erenler yardımcınız olsun. Amin cümlemiz. Cümlemizde Cenab-ı Hak inayetine, erenlerin inayetine doğru yoldan amin. Ayırmasın. Amin. 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 Nefsimizi kötü şeylere amin. Islah edilmesin. Dur eylesin, zaf eylesin. Peki sizin görüşleriniz, bilgileriniz ne varsa bana sorun, yöneltin. Ben de yani kendi kanaatimce, yani ilmi hikmete uyarak, yani tarihi beyanlarla ispata çalışmaya gayret edeceğim, gücümün yettiği kadar. Sizler de bundan gurur duyarsınız. İnşallah, inşallah. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Amin. Şimdi siz bana bu hususta ne bir beyanda bulunmak istiyorsunuz, soru dediğiniz... konuyu ben ona göre bu konular üzerinde size biraz gayretli bilgi vermek evet. arzusundayım. Sağ olun. Ellerinizde efendim. Bizim gayemiz ki bizimle yani bu Sünni milleti, bu Alevi milleti niye yani böyle hor görüyor? Bunun nedeni nedir yani? Sebebi nedir? Sağ olun. Çok iyi konuya temas ettin. Bizim aramızdaki itiraflar hiçbir itiraf olmayarak yani bir şahsın kendisini bilmemezlik, yani kendisini tanımamazlık, yani kendisinden habersiz olmak gayesiyle herkes bir söz söyler. Evet. Yani o zaman ona ne dersiniz? Ya bilgisizdir, bilmiyor. İnsan insandır. İnsanın varlığı, kutbin, alimin varlığı, Cenab-ı Hakk'ın varlığından gelmiştir. Cenab-ı Hak hiçbir zaman kimseyi yaratırken hor görmemiştir. Ve Adem'i yaratırken hor görenler nişan almışlardır. Çünkü Cenab-ı Hak Adem'i kendi varlığından yarattı. Dört nesneden yarattı. Ateşten, sudan, topraktan, yerden yarattı. Eğer Adem'i bir türlü topraktan yaratmış olsaydı Ademliler hepsi birbirine benzerdi. Adem'i 60 türlü topraktan yarattı. Adem'in insanoğlunun 48 tane sökügü vardır. 48 haftadır bu dam. Yani Adem'i yaratırken yani günün, saatin varlığını yani bu yaratılan nebatın varlığıyla yaratmıştır. Çünkü Adem yaratılırken Cenab-ı Hak alemel Âdemel esmâ-i külleha buyurdu. Dedi ki ey melaikeler gelin sizi varlığınızı ispat ettirmek için Âdem yaratıyorum. Melaikeler hep toplandılar. Külle ecme'un külle ecme'un Kur'an-ı Kerim'in sürelerinde bütün varlıkla toplandılar. Bunlar Allah'a yardımcı oldular. Gelen topraktan, yani dünyanın her tarafından toprak getirdi Cenab-ı Allah. Bu şeyi anlatırken çoğu şey olacak, yani hani büyük bir mesafe katledecek. Tabii ben bunun üzerinden şey geçmek istiyorum, çabuk geçmek istiyorum. Sizin de vaktinizi almayayım. Yok yok, çok almayayım, almayayım. Çünkü bazı konular daha var. Adem'i dört türlü nesneden yaratmıştır. Dört türlü nesne birbirine dost hem düşmandır. Çünkü ateş ile toprak birbirine düşmandır. Su ile toprak birbirine dosttur. Ateş ile su birbirine düşmandır. Suyu ateşin üzerine dökersen söndürür. Demek ki bunları yaratırken çamurdan yoğurup melaikelerine emir buyurdu. Bütün melaikeleri biz senin emrindeyiz ya Allah dediler. Fakat
Cenab-ı Allah Adem'i yaratmamış olsaydı, melaikelerin de iyiliği, kötülüğü belli olmaz idi. Adem'i yarattı. Gelin Adem'e secde edin, kendi varlığından verdi. Yani kendi şah damarından, yakın damardan yarattı. İçinden aleyhünalın denilen bir melaike var idi. Bu büyüklendi, secde etmedi Adem'e. Adem'e secde etmeyince, evvelce Allah'a buyurduğu zaman bu yeşil kubbede nedir deyin soran bu melaike, halka vardı. Yeşil kubbenin alt kısmında dedi, bu nedir? Dedi, benim emrimi kabul etmeyenin boynuna takılacaktır. O zaman o büyüklenen kişi Rak diye boynuna geçti. Anladı ki ben. Ey melaike, niye secde etmedin Adem'e? Çünkü sen iyi bir konuya temas ettin. Biz Alevi zümresi, Adem, Adem'e sevgidir. Biz insanlara saygı gösteririz. Muhabbet gösteririz. İnsana hor bakmayız. Hor gözüyle asla bakılamaz. İnsanın şekli şeması Allah'ın şekli şemasıyla vasıl olmuştur. Çünkü Allah kendi kudretinden yaratmıştır. Diyor ki 72 milleti sevdim, yarattım, söz etme gönül. Söz edilemez. Hor görülemez. İşte evet. Sen evet. Temasta şeyde ettiğine göre biz Alevi zümresi kimseyi hor göremeyiz. Görünmemesi lazım yani, değil mi? Alevi zümresi deyince Alevilik demek bir topluluk. Alevilik demek Ali'yi seven demek. Alevi demek Ali'nin evinden yetişen, onun faziletlerini, ilmi, irfanını, yani ruhunda, canında ezber eden demektir. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, benim yakınlarım var. Benim yakınlarım var demiş. Allah katında yakınların kimdir? Demiş ki, Ali zikrin ibadi. Kim Ali'yi zikir ederse ibadettir. Yani onun ismini yad ederse ibadet etmiş. Ya Resulullah dediler, peki cennetin direği var mıdır? Ali'yi gösterdi, işte cennetin direği dedi. Parmağıyla gösterdi. Peki ya Resulullah, Ali ile senin hakkındaki faziletlerin nedir? Dedi ki, Ali her varlığıyla yüksektir ve bana yakındır ve Allah'ın yakınıdır. Çünkü Allah ona aslanım demiştir. Yani Allah'ın yanındaki bir şeydir, varlıktır. Faziletli bir kerametli, her şeyi bilir. Şöyle buyuruyorsunuz, sizler dediniz ki, bizler Sünni ile bir münakaşa aramızda yoktur. Fakat münakaşayı kendiliğinden yaratanlar iyi değildir. Bugün her şey ümmeti peygamberin sevgisiyle yoğrulan kişiler, yani peygambere, Kur'an'a itaat eden kişilerin Ali'yi, Ehl-i Beyt'i sevmesi gerektir. Ehl-i Beyt'i, Ali'yi, onun Ehl-i Beyt'ini sevmeyenler bin defa secdeye gelseler makbul ve kabul değildir Allah'ın indinde. Çünkü Cin suresi 18 ayette buyuruyor ki bu Kur'an-ı Kerim buradadır. Cin suresi 18 ayette. Hristiyanlar kilisede, Yahudiler havrada, ilmin nedunları cami ülvaya toplandıkları zaman bu ilim Kur'an'ın hikmetlerinin vasfı sürelerini aldıkları zaman Cenab-ı Allah'ın emri öyledir. Yani bunların kabul ve mehkul görmeleri lazım.
gelmez.